Ben Aziz Oruç'la 2013 yılında Dicle Haber Ajansı'nda birlikte çalışmaya başladığım dönemde tanıştım. Ve o zamandan beri benim meslektaşım, çalışma arkadaşım. 2013'te ben Dicle Haber Ajansı'nda çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Aziz de Dicle Haber Ajansı'nda çalışmaya başladı. İkimiz de stajyer pozisyonundaydık. Ancak Aziz Oruç çalışmaya başlamadan önce öğrencilik döneminde, üniversite sürecinde yürüttüğü dernek faaliyetlerinden dolayı ve demokratik eylemlere katılmasından dolayı hakkında soruşturmalar açılmıştı ve bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış ve uzun bir tutukluluk süreci yaşamıştı, tutuklanmıştı. Uzun bir tutukluluk sürecinin ardından tahliye olmuştu ancak davaları devam ediyordu. Ve bu süreçte üniversiteyi de bitirip Dicle Haber Ajansı'nda çalışmaya başladı. O dönemde de çalışmaya başladığı süreçte cezaevi sürecini, işte yaşadığı o dönemleri falan anlatıyordu. İkimiz de dediğim gibi stajyer pozisyonundaydık ve bir haberin nasıl yazılması gerektiğini, hak odaklı haberciliğin ne olduğunu, özgür basın geleneğinin hangi temellere dayandığı öğreniyorduk ve bizden öncekilerin deneyimlerinden yararlanarak onların öğrettikleriyle bu mesleği öğrenmeye çalışıyorduk ve Aziz'le birçok habere de gittik, birçok habere birlikte imza da attık. Aziz aslında çok kısa bir sürede gazetecilik alanında kendini çok kısa bir sürede gerçekten çok iyi yetiştirdi ve çok iyi yetkinleştirdi. Birlikte çok habere gittik. Yani gerek soru sorma biçiminden, sorduğu sorulardan, konuya hakim olmasından kısa sürede dört dörtlük bir gazeteci oldu aslında. Ve o bölgede Ahmet'te, il ve ilçelerinde, çevre kentlerde birçok hak ihlali haberine imza attı. Yine Kürt siyasetini, Türk siyasetini yoğunca bir süre takip etti. Seçim dönemlerinde çok yoğun bir şekilde çalıştı. Ve gazetecilik alanında çok başarılı haberlere imza attı. Ve bundan dolayı da aslında devletin hedefi haline geldi. Devlet tarafından susturulmaya, sindirilmeye çalışıldı. O dönemde işte 2015-2016 ve ardından gelen süreçlerde Kürt özgür basınına dönük baskılar, sindirme politikaları çok daha yoğunlaştı. O süreçte ajansımızla birlikte birçok yayın kurulu ve kuruluşu kapatıldı. Kapısına mühür vuruldu. Ancak gazeteciler yazmaya, özgür basın geleneğini sürdürmeye devam ettiler. Aziz de bu süreçte baskıya maruz kaldı ancak yazmaya her alanda nerede olursa olsun yazmaya devam etti. Özgürlüğü bir süre tehlikeye girdiği için Irak'a geçti ve Irak'ta gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü ve orada da çok iyi haberlere imza attı ve bu alanda çalışmaya devam etti. Daha sonrasında bütün kamuoyunun da bildiği gibi Ermenistan ve Türkiye sınırı arasında azılı bir katili yakalarcasına aslında Aziz'e dönük bir gözaltı süreci gelişti. Orada işkence altında, psikolojik baskı altında gözaltına alındı ve tekrardan tutuklandı. Ancak Aziz o tutukluluk sürecinde de, yani ikinci tutukluluk sürecinde de gazeteciliği bırakmadı ve her şekilde yazmaya devam etti. Hatta bulunduğu cezaevinden dahi orada yaşanan hak ihlallerini, hukuksuzlukları vesaire dışarıya, kamuoyuna aktarmayı sürdürdü. Yani Aziz'in biraz gazetecilik durumu böyleydi. Yani bütün baskılara, bütün sindirme politikalarına rağmen devam eden, süre gelen bir gazetecilik. Yani bizi ne kadar tutuklarsanız tutuklayın, bize ne kadar baskı uygularsanız uygulayın, özgür basın geleneğinin yaşayıp görmediği hiçbir şey kalmadı. Ve biz ne oldu? Bir sürü basın çalışanı tutuklandı, bir sürü gazeteci baskıya uğradı, sindirilmeye çalışıldı. Ama daha çok hırçınlaştı. Evet, gerçekten de daha çok yazmaya başladılar. Daha çok yazdıkları konusunda aslında ne kadar haklı oldukları gerçeğini daha çok vardılar. Ve bu geleneği bir şekilde sürdürdüler. Biri gitti, belki diğeri geldi ama bu gelenek her şekilde devam etti.
Dolayısıyla Aziz'i de bu şekilde sindirmeye çalışıyorlar ve diğer tutuklanan gazeteci arkadaşlarımızı da bu şekilde sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, yani dediğim gibi özgür basın geleneğinin 30-40 yıldır yaşamadığı hiçbir şey kalmadı. Gözaltına alındılar, tutuklandılar, faili meçhule uğradılar, gazete binaları bombalandı. 2015-16 sürecinde bütün basın yayın kuruluşlarına mühür vuruldu, kapatıldı, erişim engeline uğradı. Ama bugüne kadar bu gelenek sürdü. Özgür basın çalışanları nerede olursa olsunlar gazetecilik faaliyetlerini yürütmeye, hak odaklı haberciliği sürdürmeye, kamuoyunu aydınlatmaya, gerçekleri yazmaya her şekilde devam ettiler ve bu bitmeyecek. Bu gelenek bu şekilde her zaman sürecek. Daha da hırçınlaşarak yazacaklar. Daha da hırçınlaşarak yazacağız. Ne olursa olsun özgür basın geleneğini her şekilde sürdüreceğiz.